Aziz kardeşlerim, 23. yıl sloganımızı umudun, geleceğin ve icraatın adı AK Parti olarak özellikle tercih ettik. Biz kendimizi kökü mazide, gözü atide bir hareket olarak tanımlıyoruz. Köklerimizden, geçmiş tecrübelerimizden beslenirken gözümüzü bir an olsun istikbalimizden ayırmıyoruz. Türkiye'nin son çeyrek yüzyılına damga vurmanın gururunu yaşarken gelecek asrını da şimdiden şekillendirmenin gayretindeyiz. Bir defa şu gerçeğin çok net farkındayız. Türkiye AK Parti sayesinde 23 yılda çok kapsamlı bir dönüşüm yaşadı. Ülkemizdeki değişimle beraber toplum kesimlerinin siyaset kurumundan talepleri de farklılaşmaya başladı. Sadece ekonomiyle ilgili beklentilerde değil, hak ve özgürlükler alanında, kültürde, iş hayatında, kamusal alanda, özellikle gençlerimizin kendilerini tanımladığı alt kimliklerde de ciddi bir değişim yaşanıyor. Bunu görüyor ve doğru biçimde okumaya çalışıyoruz. Gelinen noktada bir hakikati görebiliyoruz. Zamanın ruhu toplumu dönüştürürken siyasal alanı yeni baştan tanımlamakta, alışılagelmiş siyaset tarzlarını da değişime zorlamaktadır. Dünyanın ve ülkemizin şartları, ihtiyaçları, imkanları değiştikçe biz de buna uygun politikalar geliştirmek mecburiyetindeyiz. Bundan 23 sene evvel halktan yükselen değişim dalgasının ürünü olarak siyaset sahnesine çıkan AK Parti'nin yeni dönemin ruhunu ıskalaması tabii ki düşünülemez. AK Parti'nin siyaset yapacağı yer dün olduğu gibi bugün ve yarın da Türkiye'nin merkezidir. Tüm renkleriyle, tüm farklılıklarıyla 85 milyonun tamamını kucaklayan parti hüviyetimizi daha da güçlendirmekte kararlıyız. AK Parti'nin en önemli özelliği toplumu doğru analiz etmesi, değişimi, yenilenmeyi, kendini yeni durumlara adapte etmeyi başarmasıdır. Bu anlayışla öz eleştirimizi samimiyetle yapıyoruz. Nerede eksiğimiz varsa hiçbir komplekse kapılmadan üzerine cesaretle gidiyoruz. Önümüzdeki aylarda başlatacağımız büyük kongre maratonumuzu sadece bir vitrin yenilenmesi olarak değil, milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz. Burada iki hususun altını özellikle çizmek durumundayım. Kendini yorulmuş hisseden varsa, bitkin hisseden varsa, onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. İkincisi, hangi görevde olursa olsun hiçbir arkadaşım koltuğuna yaslanıp rehavete kapılma lüksüne sahip değildir. Heyecanını kaybedenler millete hizmetin önünde engel olmamalıdır. Bunun vebali ağırdır. Bunun hesabı ağırdır. Şunu unutmayın. Biz bu aziz milletin umuduyuz. Biz bu aziz ümmetin de umuduyuz. Onların umudunu boşa çıkaracak işler içine girenler, onların umudunu heba etmeye yeltenenler, altından kalkamayacakları vicdani bir yükle ezilirler. Açık söylüyorum. Buna bizim de tahammülümüz olamaz. Milletin ve ümmetin umudunu ziyan edenlere hoşgörü göstermeyiz. Gözünün yaşına da bakmayız.
yenilenerek, güçlenerek, tazelenerek ilerlerken kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz. Bakanlarımız, belediye başkanlarımız, tüm teşkilatımız, her bir arkadaşımız işine odaklanacak ve bu millete daha fazla nasıl hizmet ederim sorusunu her an kendisine soracak. Bürokrasimiz gayretle, heyecanla, dinamizm içinde hem performansı hem kaliteyi artırarak çalışmayı sürdürecek. 2028 seçimlerine kadar canla başla çalışmaya, üretmeye, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah 2028 seçimlerinde de milletimiz gayretimizi, samimiyetimizi, tecrübemizi takdir edecek. Hem o seçimde hem sonrasında emaneti yine AK Partili kadrolara, yine bizlerin ehil ellerine teslim edecektir. Daha yapacak çok işimiz var. Daha gidecek uzun bir yolumuz var. Allah'ın izniyle, milletimizin tercihiyle inşallah daha uzun yıllar iktidarda olacağız. Daha uzun yıllar siyasetin lider partisi olacağız ve daha uzun yıllar millete, memlekete hizmet edeceğiz. Birilerinin gazıyla, rüzgarıyla iktidar hayalini kuranlar ise son 23 yıldır olduğu gibi yine hüsrana uğrayacak, Allah'ın izniyle yine avuçlarını yalayacak. Bundan en küçük bir şüphemiz bulunmuyor. Burada şunu da vurgulamak isterim. AK Parti milletin partisidir. Millet ve memleket sevdalılarının partisidir. Türkiye için hayal kuran, Türkiye için çalışan, üreten, koşturan, Türkiye ve bu millet için dertlenen herkese AK Parti çatısı altında yerimiz var. Kuruluşumuzdan itibaren hep saflarımızı genişletmeye gayret ettik. Dışlayarak, dışarıda bırakarak değil, kucaklayarak, toparlayarak bugünlere geldik. Farklılıklarımızı büyütmek yerine müştereklerimizi artırmaya odaklandık. Partimize güç katacak, mücadelemize omuz verecek, Türkiye yüzyılının inşasına destek olacak herkes de ortak değerler ve prensipler etrafında buluşma irademizi bugün de muhafaza ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.